Bu dersi kök nota ve gam tanımlamalarına ayırdım. Gam veya dizi FL Studio'da scale olarak geçiyor. Ancak ilk olarak gamları yakından ilgilendiren kök notadan başlayacağım. Do majör gamı dediğimizde bu gamın kök notası do olacaktır. Bu gam do tuşunu baz alarak ilerler. Do tuşunun tonuyla bağlantılı olan başka tuşlar da içerir. Do majör gamı do, re, mi, fa, sol, la, si ve do şeklinde ilerler. Kök notanın do olması bu gamın ton merkezinin do olduğunu söyler. Yani do majör gamındaki diğer tuşları belirleyen detay kök notanın yarattığı tondur. Kök nota değişirse mesela gam fa majör olursa tuşlar da değişir. Genel tonalite ve müzikal algı da değişmiş olur. Şimdi de kromatik gama bakalım. Kromatik gam bir oktav içindeki 12 tuşu da kullanarak çalmak veya bestelemektir. Bu noktada kök notanın bir anlamı olmaz çünkü hiçbir tuş veya ton baz alınmaz. Hepsi kullanılabilir ve hiçbir tuşun bir diğerinden farklı bir yönü, özel bir yönü falan olmaz. Kromatik gamın kök notası yani ton merkezi olmadığından atonal olduğu da söylenebilir. Biz kurs boyunca çoğunlukla diatonik gamları inceleyeceğiz. Yani majör ve minör gamlar ağırlıkta olacak. Piano roll sayfası içinde çalışarak majör bir gam yaratın. Bunu yapmak için Piano roll options okuna tıklayın. Sonra helpers, ardından scale highlighting deyip bir kök nota ve majör ya da minör gam seçin. Aydınlanan ızgaraları inceleyip hangi tuşların seçtiğiniz gama ait olduğunu görür ve seslerini duyarsınız. Farklı kök notaları majör ve minör gamlar içinde kullanıp dinlemek, onlara aşinalık kazanmak büyük fayda sağlar.